Namaz bütün günahları döker. Resulullah şöyle buyurmuştur. Her ne zaman namaza durur, teveccüh eder, Ümmül Kitabı yani Fatiha suresini kendin için mümkün olan diğer bir sureyle okur. Sonra rükûa gider. Rükûu kamil bir şekilde eda eder. Secdeye gider. Teşehhütte oturur ve selam verirsen, önceki namazdan bu namaza kadar işlediğin tüm günahlar bağışlanmış olur. Hazreti Ali aleyhisselam, her kim namazı hakkını bilerek yerine getirirse bağışlanmıştır buyurmuştur. Allah'ın sevgilisi ashabıyla bir ağacın gölgesinde oturmuşlardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir dalı tuttu, salladı ve bir yaprak düştü. Ardından yaptığı işin sebebini ashabına şöyle buyurdu. Müslüman bir kul namaza durunca bu ağacın yapraklarının dökülmesi gibi onun da günahları dökülür. İmam Ali aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Allah Resulü'nden şöyle buyurduğunu işittim. Allah'ın kitabındaki en ümit verici ayet, günün iki ucunda ve gecenin bir bölümünde namaz kıl ayetidir. Ey Ali! Beni hak üzere müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderene andolsun ki, sizden biri abdest için kalkınca günahları organlarından yere dökülür. Yüzü ve gönlüyle Allah'a yönelirse, henüz namazı sona ermeden üzerinde hiçbir günah kalmaz ve annesinden doğduğu gün gibi olur. İki namaz arasındaki günahları da temizlenir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böylece sırasıyla 5 vakit namazı saydı, daha sonra yine şöyle buyurdu. Ey Ali! Ümmetim için 5 vakit namaz sizden birinin evinin kapısından geçen nehir gibidir. Eğer sizden birinin bedeni kirlenir ve günde 5 defa o nehirde yıkanırsa, bedeninde bir kirlilik bulunur mu? Allah'a yemin olsun ki 5 vakit namazın da ümmetim için işte böyle bir hükmü vardır. Allah'ın sevgilisi bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurmuştur. Siz günah ateşinden yanarsınız ama sabah namazı kılınca onu yıkarsınız. Yeniden yanarsınız ve yanarsınız ama öğle namazı kılınca onu yıkarsınız, sonra yeniden yanarsınız ve yanarsınız. Ama ikindi namazını kılınca onu yine yıkarsınız. Sonra yeniden yanarsınız ve yanarsınız. Ama akşam namazını kılınca onu yeniden yıkarsınız. Sonra yine yanarsınız ve yanarsınız. Ama yatsı namazını kılınca yine onu yıkarsınız. Sonra uyursunuz ve sizlere hiçbir günah yazılmaz ve sizlere kendinizi yıkadığınız müddetçe hiçbir günah yazılmaz. Bir başka hadiste yine şöyle buyurmuştur. Her namaz vakti geldiğinde bir münadinin ey insanoğlu kalkınız ve canlarınız için yaktığınız ateşi söndürünüz diye seslendiğini duydum. Böylece insanlar kalkarlar, temizlenirler ve bu işleriyle gözlerinin günahları dökülür. Namazlarını kılarlar ve iki namaz arasındaki işledikleri tüm günahlar bağışlanır. Sonra yeniden canlarında günah ateşini yakarlar. Öğle vakti gelince o münadi yeniden ey insanlar kalkınız ve canlarınız için yaktığınız ateşi söndürünüz diye seslenir. Sonra kalkar, abdest alır ve namaz kılarlar. İki namaz arasında işledikleri tüm günahlar bağışlanır. Akşam namazı ve yatsı namazı olunca da bu tertiple amel edilir. Sonuçta bağışlanmış bir halde uykuya dalarlar.